mesela mucize konusu ya hocalarım da takdir ederler. Mesela bilimin çok alanına girmeyebilir. Ama Kur'an-ı Kerim orada bile mesela insanı bir akıl yürütmeye yönlendirir. Yani diyelim ki dirilişe inanmıyorsun. Şöyle bir akıl yürütmeye davet eder. İlk defa nasıl oldu? Ve bence işin yani Kur'an-ı Kerim'in en muhteşem boyutlarından bir tanesi eski vahiyle, eski dinlerle, eski geleneklerle kurduğu muhteşem ilişkidir. Hakikaten erken mesela Hristiyan literatürüne bakın, önceki şeylerle ilgili rivayetlere bakın. Kur'an-ı Kerim'de öyle muhteşem atıflar vardır ki nokta atışı yapar. Bakın uzun uzun anlatmaz. Bir tarih kitabı değil. Nokta atışı yapar ve o evet. Nokta atışı bazen Hristiyanlığa bir reddiye hükmündedir. Bazen bir hususu kabul noktasında değerlendirilmelidir. Bazen ise bizim belki 7. yüzyılın koşullarında anlamamızın mümkün olmadığı bir ayetedir. Evet. Mesela ben size bir örnek vereyim. Mesela bir ayet-i kerimede şöyle söyler. Yani ya Muhammed görüyorsun ya işte bunlar gayba dair haberlerdir. Yoksa der onlar Meryem'e kim bakacak diye, Meryem'i kim himayesine alacak diye kalemlerin attıklarında sen onların yanında değildin. Bakın bu ayeti biz belki yüzlerce yıl anlayamadık. Sonra Yakup İncili diye bir İncil bulundu. Yakup İncili'nin muhtevasına biz bir baktık. Meryem'in 3 yaşına kadar anne ve babasıyla, 3 yaşından 16 yaşına kadar tapınakta Zekeriya'nın, Yahya'nın babası, baş kahin yani Süleyman Tapınağı'nın o günkü kahini, onun denetimi altında büyüdüğünü görüyoruz. Ve 16 yaşındayken Zekeriya haber salıyor. Diyor ki İsrail'in diyor bekar erkekleri gelsinler. Ve gerçekten bir kura çekimi yapılıyor. Kalem atarak kura çekimi yapılıyor ve kura çekiminin sonunda kura Yusuf'a çıkıyor, ihtiyar Yusuf. Nitekim Yusuf, Hazreti İsa'nın cemaatini 62 yılına kadar yönetip 62 yılında şehit edilmiş olan Yakup'un ki İsa'nın yarı kardeşi diye geçer onun babasıdır. Hocam bu söylediği bilgiler 1945'te yanılmışsa bulundu. Tabii bakın bunlar evet. Hocam 7. yüzyılda Hazreti Muhammed'in bunları nereden bilecek? Apokrifa yani? İncil'lerde bir var bunlar. Bir de tek apokrif İncil'i bir sürü...